Toplumda Sara olarak da tanımlanan epilepsi hastalığının bilinmesi insanlık tarihinin ilk çağlarına kadar eskiye dayanmaktadır. O zamandan beri tanı ve tedavi konusunda ilgi çeken bir hastalık olmuştur. Normalde beynin çalışması elektriksel uyarımlar yoluyla olmaktadır. Hücreler arasındaki bu elektriksel uyarımın aşırı ve kontrolsüz şekilde yayılımı sonucunda nöbetler meydana gelir. Bu nöbetler sırasında sıklıkla bilinç kaybı da görülmektedir. Epilepsi nöbetlerin bir arada bulunduğu bir sendrom. Dünya nüfusunun yaklaşık %1'inde görülme sıklığı mevcuttur. Kadın ve erkeklerde ırk ayrımı gözetmeksizin eşit oranda görülmektedirler. Bu hastalık zeka özürlülüğünden ya da ruhsal hastalıklardan oldukça farklıdır. Çünkü hastalar nöbet geçirmedikleri dönemlerde dışarıdan yardım almaksızın günlük aktivitelerini bağımsız olarak yerine getirebilmektedirler. Bu noktada toplumda tanınmış ünlü ve dahi insanların da örneğin Dostoyevski, Julius Caesar, Napolyon, Vincent Van Gogh gibi bunların da epilepsi hastalığı olduğunu, hastası olduğunu hatırlamakta fayda olabilir. Nöbetler genelde beynin bir ya da birden fazla bölgesinden kaynaklanabildiği gibi tümünden de kaynaklanabilir. Altta yatan neden her zaman belirlenemeyebilir. Belirlenen nedenler arasında en sık beyindeki yapısal değişikliklere neden olabilecek kanama, tümör, enfeksiyon gibi nedenler dışında kandaki değişiklikler, örneğin böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerindeki bozukluklar gibi metabolik bozukluklarda da görülebilir. Ancak hastaların çoğunda altta bir sebep bulunamayabiliyor. Bu tür hastaları ilk değerlendirdiğimizde tanısal testler olarak kan testleri, elektroensefalografi dediğimiz EEG testi ve beyin görüntülemesi, özellikle beyin MR tercih ediyoruz, yapmakta fayda var. Hastaların tedavisinde ilaç tedavisi öncelikli. İlaç tedavisinde bizi yönlendirecek en önemli şeyler hastanın yaşı, cinsiyeti, kilosu, eşlik eden hastalıklar, kullandığı ilaçlar. Bunlar bizim ilaç tercihlerimizi belirlemekte oldukça önemli yer tutuyor. Bazı hastaların nöbet kontrolleri sağlandığında nöbet tiplerine göre eğer ilaçla beraber 2-3 yıl içinde kontrol sağlandıysa ilaçları kesilebilir. Ama bir grup hastada ilaç tedavisi ömür boyu devam etmesi gerekli olabilir. Bu noktada hastalar düzenli bir şekilde doktor kontrollerine her zaman gitmeli, rutin tetkikleri yaptırmalılar ve asla kendiliğinden ilaçlarını kesmemelidirler. Bazen hastalarda ilaç tedavisinde ilk ilaç yeterli olmayabilir. İkinci ya da üçüncü ilacı bile ekleyebiliyoruz onlarda. Ama yine de nöbetleri durduramadığımız bir grup var. Bu grubu dirençli epilepsi grubu olarak kabul ediyoruz. Bu hastalarda medikal tedavi, yani ilaç tedavisi dışında cerrahi tedavi olasılığı açısından değerlendirilmek üzere uzun süreli bir EEG monitorizasyon ve epilepsi merkezlerine yönlendirilmesi gereken bir grup. Bu merkezlerde yapılan incelemeler sonucunda eğer hastanın nöbet kaynağının beynin herhangi bir bölgesinden kaynaklandığı bulunabilir ve bu bölgenin çıkarılmasının hastaya vereceği yarar ve risk oranları belirlenerek hastanın cerrahi adaylığı konusunda fikir beyan edilir. Ve eğer hasta iyi seçilmiş bir gruptaysa, ameliyat önerilmişse, bu hastalarda ameliyat sonrası nöbetsizlik oranı %90'lara ulaşmakta, yani sonuç yüz güldürücü olmaktadır. Sonuçta epilepsi tedavi edilebilir bir hastalık grubundadır. Epilepsi hastaları çaresiz değildirler. Dirençli epilepsi grubundaki bu küçük grup dışındaki birçok hasta günlük aktivitelerini bağımsız yerine getirebilmektedirler.